Merhaba değerli Casio kullanıcıları. Casio MSG S200G model saatimizin kalibrasyon ve ayarlarını yapacağız. Saatimiz güneş enerjili, şoka dayanıklı, 100 metre su geçirmez, dünya saati ve LED aydınlatmaya sahip. Saatimizin ayarlarını yapmak için saatimizin dijital saati ana ekranda olması gerekiyor. Bunu sol alttaki mod tuşundan ayarlayabiliriz. Şu an ana ekrana geldik. Ana ekrana geldikten sonra sol üstte bulunan adjust tuşuna basılı tutuyorum. Ve saat tepki verdi. Tepki verdikten sonra elimizi çekiyoruz. Yanıp sönmeye başladı. Şu anda burada bizden şehir seçmemizi istiyor. Bulunduğumuz bölge Atina. Atina'ya bağlı olduğu için Atina'yı buradan seçeceğiz. Yani ATH'yi. Bunun için de sağ tarafta bulunan butonları kullanabiliriz. Evet, ATH yani Atina'yı seçtikten sonra sol alttaki mod tuşundan ayarlarımıza devam ediyoruz. Burada DST off yazıyor. Burada DST yaz saati uygulamasını aktif hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü ülkemizde yaz saati uygulaması şu anda açık durumda. Onu sağ alttaki butona basarak off'u on yapıyorum. Ve mod tuşundan ilerliyorum. Burada 12 saat 24 saat seçeneği geldi. Onu 24 saat yapıyorum. Sağ taraftaki butonları kullanarak ve sol alttaki mod tuşundan ilerliyorum. Şu anda saniyeye geldi. Yine saate geldi. Saatimizi ayarlayacağız. Saat şu anda yine 2'ye çeyrek var. Mod tuşuna ilerliyorum. Dakikaya geçiyor. Dakikayı da ayarladıktan sonra yine mod tuşundan ilerliyorum. Yıla geçiyor. Yılı da sağ taraftaki butonları kullanarak ayarlayabiliriz. Mod tuşundan ilerliyorum. Ay'a geçti. Yine ay eğer yanlış gösteriyorsa yine sağ taraftaki butonları kullanarak ışık butonu ve search butonunu kullanarak ayarlıyoruz. Güne geçiyor. Günü de aynı şekilde ayarlıyoruz. Ve mod tuşundan ilerliyoruz. Ve ayar dijital saatimizin ayarı başa dönüyor. Burada yine sol üstteki ayara girdiğimiz butona bir kere basarak ayardan çıkıyoruz. Dijital saatimiz ve analog saatimiz şu anda eşleşiyor. Gördüğünüz gibi analog saat dönmeye başladı akrep ve kovan. Ve şu anda dijital saat ve analog saat eşleşti. Eğer dijital saat ve analog saat eşleşmezse analog saatin kalibrasyon ayarları bozulmuş olabilir. Onu da göstermek istiyorum. Eğer böyle bir durumda analog saatin akrep ve kovanını sıfırlamamız gerekiyor. Sıfırlama için yine üstteki solda bulunan sol üstteki adjust tuşuna basılı tutuyorum ve ekranda H set yazısı gelene kadar bekliyorum. H set yazısı geldikten sonra elimi çekiyorum ve sıfırlama analog saatin akrep ve kovanın sıfırlamasına geçiyorum. Burada akrep ve kovan tam 12 yönünde sabitlenmesi gerekiyor. Eğer dijital saat ve analog saat birbirini tutmazsa burada bir kayma olabilir. Eğer kayma varsa bunu sağ taraftaki light ve search butonlarını kullanarak bunu ayarlıyorum. Light butonu akrebi yelkovanı geriye doğru alır. Search butonu da ileriye doğru ayar yapmanızı sağlar. Tam 12'ye sabitledikten sonra yine sol üstte bulunan adjust tuşuna basarak ayardan çıkıyorum. Ve analog saatimizin de kalibrasyon ayarını yapmış oluyoruz. Böylece dijital saatte eşleşmiş olacaktır. Saatimizin ayarları bu şekilde.